Merhaba arkadaşlar bu videomuzda hızlı ve ücretsiz bir şekilde disk klonlamayı nasıl yapacağınızı anlatacağım. Öncelikle internet ortamında ücretsiz olarak verilen disk klonlama programlarının çoğu ücretli. Siz ücretsiz olarak indiriyorsunuz, kuruyorsunuz ta ki disk klonlama aşamasına geldiğiniz anda ücretli olduğunu muhtemelen fark etmişsinizdir. Şimdi göstereceğim yöntemle hızlı bir şekilde arkadaşlar disk klonlamayı gerçekleştirebilirsiniz. Disk klonlamada amaç yeni almış olduğunuz bir hard diske veya SSD'ye işletim sisteminizi aynen olduğu gibi kopyalamak. Bu işlemi yaptıktan sonra yeni almış olduğunuz hard diski veya SSD'yi kullanmaya başlayabilirsiniz. Şimdi ilk olarak yapmanız gereken Rufus adlı paket programı ve Hiren ISO dosyasını bilgisayarınıza indirmek. Rufus adlı paket programı arkadaşlar bağlantılarını hemen videonun altındaki açıklama ve yorum kısmına bırakacağım. Bu sayfaya geldiğinizde hemen şuraya tıklayarak Rufus'u bilgisayarınıza indirin. Ardından Hiren programını daha doğrusu Hiren ISO dosyasını bilgisayarınıza indirmek için bu sayfaya geldiğinizde şurayı tıklayarak arkadaşlar Hiren ISO dosyasını bilgisayarınıza indirin. İndirdikten sonra içi boş en az 8 GB büyüklüğünde bir USB belleği bilgisayarınıza takın. İçinin boş olması gerekiyor arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra Rufus adlı paket programını çalıştıralım. Rufus'u çalıştırdığımızda karşınıza şu şekilde bir pencere gelecek. Bu kısımdan USB belleğinizi seçili hale getirin. Ardından seç kısmından indirmiş olduğunuz Hiren ISO dosyasını gösterin. Benim hemen neredeydi? Şurada yer alıyordu arkadaşlar. Şurayı tıklayıp seçili hale getiriyorum ve başlat diyorum. Gelen uyarıya tamam dedikten sonra Rufus yardımıyla Hiren ISO dosyası USB belleğimize yazdırılmaya başlanacak. Bu işlem bilgisayarınızın performansına göre 5-10 dakika sürebileceğini unutmayın. ve işlemimiz tamamlandı durum altındaki hazır ibaresinden görebiliyorsunuz artık bu aşamadan sonra bu usb bellekle dilediğiniz bilgisayardan disk klonlama yapabilirsiniz şimdi örnek olması açısından bir sistemde disk klonlama yapalım ve bilgisayarımızın başına geçtik arkadaşlar bu bilgisayarda hali hazırda iki tane disk bulunuyor bir tanesi işletim sistemimin yüklü olduğu ve aktif kullandığım diskim diğer ise yeni almış olduğum ssd arkadaşlar şimdi hemen şuradaki arama kısmına bilgisayar yönetimi şeklinde yazıyorum ve çıkan bilgisayar yönetimi uygulamasına tıklıyorum karşımıza şu şekilde bir pencere geliyor burada disk yönetimi sekmesine gidiyorum. Yeni diskinizi ilk kez bilgisayarınıza taktıysanız karşınıza şu şekilde bir pencere gelecek arkadaşlar. Burada GPT seçiliyken tamam diyorum. Ardından hemen şuradaki kısmın üzerine sağ tıklayıp arkadaşlar eğer çevrim dışıysa bunu çevrim içi yapmam gerekiyor. Yani şu şekilde çevrim içi gözükmesi lazım. Hemen şu siyah şeritten de arkadaşlar bu diskin henüz bizim bilgisayarımız kısmında görünmediğini anlayabiliyoruz. Rastgele herhangi bir klasör açın. Bilgisayar kısmına gittiğinizde yeni almış olduğunuz SSD'niz veya hard bu kısımda gözükmeyecektir. Şimdi bunu görünür hale getirmemiz gerekiyor. Üzerini üzerine sağ tıklıyorum. Yeni basit birim diyorum. Sonraki, 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 sonraki ve son diyorum. Böylece işlemimiz tamamlanmış oluyor. Tabi burada SSD'nizi veya hard diskinizi ilk kez almış olmanız önemli değil. Ve hali hazırda kullanıyor olduğunuz bir SSD'niz veya hard diskiniz olabilir arkadaşlar. Ve eninde sonunda buna format atmanız gerekiyor. Yani biçimlendirmeniz gerekiyor. Şimdi yapmamız gereken şey arkadaşlar bilgisayarımızı yeniden başlatacağız. Yani USB'den yeniden başlatacağız. İsterseniz hızlı bu seçeneğiyle doğrudan USB'den ön yükleme yapabilirsiniz. Veya farklı bir şekilde şuradaki Windows yani başlatı sağ tıklayın. Buradan arkadaşlar ayarlara gidelim. Karşımıza gelen pencereden hemen şurada bulunan güncelleşme ve güvenlik sekmesine gidelim. Ardından kurtarma kısmına gidelim. Bakın burada hemen şunu seçelim. Şimdi yeniden başlat seçeneğini seçelim. Kısa bir süre bekledikten sonra karşımıza şu şekilde bir seçenek gelecek. Aygıt kullan kısmına gidelim. Ve burada arkadaşlar sizin USB belleğinizin görünür olması gerekiyor. Onu seçeceksiniz. Sizin USB belleğiniz neyse burada onu seçin. kısa bir süre bekledikten sonra bilgisayarınız USB bellerinizden ön yükleme yapacak ve karşınıza bu ekran gelecek arkadaşlar. Bu ekran geldiğinde yapmanız gereken hemen şuradaki Windows'u tıklamak yani başlatı tıklamak ardından tüm programlar ve buradan arkadaşlar Hard Disk Tools yazan kısmı seçiyoruz ve buradan Imaging, Imaging denen kısmı seçiyoruz ve son olarak AOMEI Backupper yazan kısmı tıklıyoruz. Karşımıza şu şekilde bir pencere geliyor. Burada arkadaşlar klon sekmesine gidiyoruz. Ardından disk klon diyoruz. Burada ilk olarak klonlanacak diski seçmemiz gerekiyor. Bizim diskimiz bu arkadaşlar. Klonlanacak diskimiz bu. Bunu seçili hale getirip next diyoruz. Nereye klonlayacağız? Şu diski arkadaşlar klonlayacağız. Yani taktığımız disk bu. Kapasitesini görebiliyorsunuz. Bunu seçili hale getirip next diyoruz. Gelen uyarıya yes diyoruz. İşlemimiz şu şekilde olacak arkadaşlar. Start klon diyoruz. Ve böylece klonlama işlemi başlatılıyor. Tabi diskinizin kapasitesine göre bu işlemin biraz sürebileceğini belirtelim. Klonlama işlemi de sadece ve sadece arkadaşlar işletim sistemimizin yüklü olduğu C sürücüsü genelde oluyor bu. Bu kopyalanır. Eğer ikinci bir disk alanınız varsa yani CDE gibi disk alanlarınız varsa bunlar kopyalanmaz. Bunları elle ya da manuel olarak taşıyabilirsiniz. Ve işlemimiz tamamlandı. Gelen üyeler finish sonra arkadaşlar artık bu yeni diski dilediğiniz bilgisayarda alırsa kendi bilgisayarınıza arkadaşlar takarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Farklı bir bilgisayara takarsanız çeşitli sorunlara neden olabilir bunu belirtelim. Kendi bilgisayarınıza otomatik uyumlu olacağı için arkadaşlar doğrudan eski diskinizi çıkartıp yeni diskinizi takarsanız artık bu yeni diskten doğrudan açılış yapacaktır bunu belirtelim. Ve bununla ilgili herhangi bir sorunuz varsa hata vesaire aldıysanız yorum kısmında bana yazın arkadaşlar yardımcı olmaya çalışırım. Ayrıca klonlama aşamasında karşınıza şu şekilde sayfalar gelebilir arkadaşlar arkadaşlar bunları cancel diyerek çıkarabilirsiniz. Şimdi kontrol edelim hep birlikte. Hemen bilgisayarın üzerine sağ tıklıyorum. Menü yani yönet diyorum arkadaşlar ve buradan disk disk yönetimi kısmına geliyorum. Bakın burada eski diskim burada yer alıyor ve yeni almış olduğum diskim de burada yer alıyor. Yani 299 GB'lık alanı arkadaşlar olduğu gibi buraya aktardı. Bu nedenden dolayı 166 GB'lık boş alan kaldı. İsterseniz bunu buradan yapılandırabiliriz. Üzerine sağ tıklıyoruz. New simple volume kısmını seçiyorum. Next 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 ve finish diyerek işlemi tamamlıyorum arkadaşlar. Böylece artık bu da görünür hale gelecektir. Son olarak bu klonlama işleminin kopyalamadan farkı şu arkadaşlar. Bilgisayarınızın çalışması için bazı bölümler var. Bu bölümler normalde bakın bir tanesi burada bir tanesi de burada yer alıyor. Bu bilgisayarınızın açılması için gerekli olan bölümler. Biz bunları da kopyaladığımız için arkadaşlar bilgisayarınız bununla birlikte açılıyor. Yani normalde doğrudan C'yi kopyalayıp yeni diske atarsanız açılmayacaktır. Çünkü bu var olan bölümler bilgisayarınızın açılması için gerekli bilgileri içeren bölümler oluyor. Ve bu yaptığım sistemde bu bölümlerle birlikte arkadaşlar yeni bir alan oluşuyor. Yani her bölüm için mesela bunun için burada yeni alan oluşturuluyor. Bunun için de arkadaşlar burada bakın gördüğünüz gibi yeni bölüm oluşturulmuş ve bu nedenle olduğu gibi yani disk olduğu gibi tamamen kopyalandığı için yeni bilgisayarımız artık bu diskten de açılır hale gelebiliyor. Benim alçaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.